Değerli izleyicilerimiz, evet, pazar sporumuz top başı yaptı. Şimdi son gelişmeleri Sayın Hocam da alacağım. Hocam kolay gelsin, top başı başladı. Yine gelişmeleri sizden alabilir miyiz, taraftarımıza mesajınızı? Pazar günü aldığımız Turgut'la galibiyet ile beraber moral motivasyon anlamında oldukça yüksek bir seviyeye geldik. Bu aradan Rize Spor'umuza tebrik ediyorum. Aynı günde bayramdan sonra her iki takımın da galip gelmesi, Rize Spor'un da Avrupa Kupalarına yaklaşması sevindirici. Bu topraklar için güzel bir hafta oldu. Onları da tebrik ediyorum. Ama bizim açımızdan tabii ki daha zor bir karşılaşmaydı bulunduğumuz konum itibariyle. Ama ligle devam ediyor. İki haftamız daha var. Evet, bir rahatlama oldu ama bu netleşmiş bir rahatlama değil. Bunun yanında çok ilginç bir puan cetveli var. Yani playoff'la bir puan varken aynı anda da düşme potansiyelinde de olma ihtimali yine yüksek. O nedenle biz garantileyene kadar öncelikle aşağıdan kurtulmanın hesaplarını yapmaya devam edeceğiz. Ama bu bizi hangi sonuca nereye götürüyor bilmiyorum. Şimdi önümüzde liderle Batman'da zor bir karşılaşma oynayacağız. Bizim açımızdan da zor ama rakip için de kritik bir karşılaşma. O nedenle taktiksel anlamda çok disiplinli, çok konsantrasyonu yüksek bir 90 dakika bizi bekliyor. Orada tabii ki fiziki şartlarla beraber psikoloji yönünde bu olayı düşünürsek zor bir 90 dakika olacak her iki takım için. Ama korakor, zannediyorum dostsa güzel bir mücadele olacak diye düşünüyorum. Önemli olan bizim oradaki deplasman psikolojisinden kurtulup içeri oynadığımız o güçlü psikolojiye ulaşabilirsek oradan puanla döneriz diye düşünüyorum ve rahatlarız diye umut ediyorum. Umarım istediğimiz gibi bitiririz karşılaşmayı. Dostla, kardeşle bir karşılaşma oynarız orada. Ve Pazarspor adına bu ligdeki mücadelemizi iyi bir şekilde bitiririz. Eksikler, sakatlar, Mehmet'i görüyorum, kadro durumları ne halinde, herhangi bir... Evet, bu hafta Emre Kalkan'ın dışında, Kaptan Aykut'un dışında şeyimiz kalmıyor. Ensar, Esat ve Alperen de aramıza katılacak. Evet, biraz güzel. Daha geniş kadro oluyoruz. En azından kulübede de olsa bir alternatiflerimiz olacak. Umarım bu da işimize daha iyi gelir diye düşünüyorum. Artı olarak katkı yapar. Bakacağız, hafta sonu hep beraber göreceğiz. Peki. Evet, hocamızla yapmış olduk röportajı, izlediniz. Bizleri takip edin. Dediğimiz gibi inşallah. Evet, mücadele sonuna kadar devam ediyor. Dediğimiz gibi öyle bir ilginç durum var ki yukarıyla playoff'la bir puanımız var. Yani biz 32'yiz. Playoff'ta olan 33. 32-33 düşünebiliyor musunuz? Yani aramızda bir puan var dediğimiz gibi. Düşme hattında da 4 puan var. Tabii ki 2 hafta olduğu için yani matematiksel olarak bu alternatifi de düşünmek lazım. Çünkü 6 puan kaybı her türlü olumsuzluğu da getirebilir. Tabii ki bu bizim kaybımız rakiplerimizin kaybetmeyeceği anlamına gelmez. Zaten çok zorlu maçları var. Biz inceledik onları. Rakiplerimizin de zorlu maçları var. Ama matematiksel düşünüldüğü zaman hocam bu şekilde, evet, yorumladı. Evet, daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.